açık konuşabilir miyiz? Pekala. Şimdiye kadarki en hızlı ticari uçuş 2019 Şubat'ta bir uçak saatte 1284 km hızla uçtuğunda yaşandı. Ve bunun tek sebebi yol aldığı yönün doğu olmasıydı. Ayrıca yolcuları da hızla kilo verdi. Nasıl yani? Uçak diyeti mi? Böyle bir şey mi var? Hepsini vakti gelince anlatacağız. İşte karşınızda uçaklarla ilgili aklınızı başınızdan alacak bilgiler. Şununla başlayalım. Farklı kaynaklara göre dünya nüfusunun sadece %5 ila %20'lik bir kısmı daha önce bir seferden fazla uçağa binmiş. Eğer uçmaktan korkuyorsanız uçaklarda neden paraşüt olmadığını merak etmişsinizdir. Bunun iki sebebi var. Para ve sağduyu. Öncelikle paraşütler ağırdır ve 300 tanesini uçağa yerleştirmek ya yolcu sayısını ya da bagaj sayısını azaltmayı gerektirir. Diğer bir şey ise paraşütünüz olsa bile uçağın kapısını açıp dışarı atlayamazsınız. Çünkü çok fazla basınç farkı vardır. Ama iyi haberler de var. Bazı verilere göre uçağın en güvenli bölümü arka kısmı. Eğer kuyrukta oturuyorsanız bir uçak kazasından kurtulma ihtimaliniz %40 daha fazla. Yani arkalara oturun. Pişman olabileceğiniz tek şey ise yanınızdaki kişilerden birinin hasta olmasıdır. Büyük talihsizlik. Yani burun akması, öksürme falan. Araştırmacılar bu yolcuların bulundukları yerdeki diğer herkese hastalık bulaştırma ihtimallerinin %80 civarı olduğunu söylüyor. Riski en aza indirgemek için başınızın üzerindeki küçük havalandırma başlığını doğrudan kendinize doğru çevirin. Bu bir hava kalkanı olarak görev yapacaktır ve size ulaşmak isteyen mikropları uzak tutmada yardımcı olacaktır. Hey, yolculuğunuz boyunca uçuş görevlisinden ucuz fiyata bir koruyucu kıyafet aldığınızı düşünsenize. Harika olmaz mıydı? Ama sonra da üzerinizde o kıyafetle koltuğunuza oturmakta zorlanırdınız. Sanırım o kadar da iyi bir fikir değilmiş. Uçuştan sonra hastalanırsanız hemen yanınızdaki hasta kişiyi suçlamayın. Önce kendinize şunları sorun. Uçuş görevlisinden battaniye istediniz mi? Eğer istediyseniz bundan mikrop kapmış olma ihtimaliniz de var. Çünkü mürettebat bunları birkaç günde bir yıkar ve geri kalanlarda katlanıp yeniden kullanıma sunulur. Kim bilir sizden önce onu kim kullandı? Hem de hangi amaçla? İğrenç. Kabin kapılarının aksine tuvalet kapıları dışarıdan açılabilir. Bu kapılarda uçuş görevlisinin kapıyı acil bir durumda açmasını sağlayan gizli bir mandal bulunur. Örneğin içeride bayılan bir yolcunun kurtarılması gerekebilir. Yani hayır, bunu eğlencesine yapmıyorlar. Daha önce uçağa binerken ya da uçaktan inerken bir takırtı sesi duydunuz mu? Hayır, bu uçağı onaran ekibin çekişlerinin sesi değil. Bunun sebebi bagajların yüklenmesi ya da boşaltılmasıdır. Görevliler aslında bagajlarınızı gelişigüzel atmıyorlar. Fakat pek nazik olamayacak kadar kısıtlı vakitleri var ne yazık ki. Örneğin New York'tan Londra'ya uçuyorsunuz diyelim. Bu yönde gidiyorsanız kendinizi şanslı sayın. Muhtemelen gideceğiniz yere birkaç saat erken varacaksınızdır. Ve bu doğuya doğru uçan her uçak için geçerlidir. Burada yardımımıza doğa koşuyor. O yüksekliklerde jet akıntıları var. Ve doğru kullanılırlarsa uçağa oldukça iyi bir hız kazandırıyorlar. Jet akıntıları sizi nazik kanatları üzerinde doğuya doğru taşıyan yüksek hızlı hava akımlarıdır. Böylece çok hızlı gidersiniz ama henüz kapınız açılmaz. Çünkü uçağınız terminalde bekliyordur. Jet akıntısıyla yolculuk ederken bir tartıya çıkmak isteyebilirsiniz. Çünkü oldukça memnun edici sonuçlar gösterecektir. IOWOS etkisi sayesinde hissedilen yer çekimi kuvveti doğuya seyahat ederken daha az olur ve bu sayede biraz daha hafiflersiniz. Kötü haberse uçağınız inip durduğu anda verdiğiniz tüm kiloların geri gelecek olması. Uluslararası hava sahası anlaşmaları sayesinde ABD'den uzak ve Orta Doğu'ya giden uçaklar Kuzey Kutbu'ndan geçiyor ve buradaki harika büyüleyici buz manzaralarını oldukça yakından görebiliyorsunuz. Bunun sebebi uçak yakıtlarının -45 derecenin altında donuyor olması. Bu nedenle uçakta havanın daha sıcak olduğu alçak irtifalardan uçmayı tercih eder. Yani biletinizi pencere kenarına almayı unutmayın. Bir diğer manzara turuysa uçağınız birden inmemeye karar verip havalimanı üzerinde daireler çizmeye başladığında oluyor. Bu iniş yolunda bir sorun olduğunda, güçlü rüzgarlar estiğinde ya da havalimanındaki trafik yoğun olduğunda yaşanır. Evet, havalimanlarında da trafik sıkışabiliyor. En iyisi camdan dışarı bakıp manzaranın tadını çıkartmak. Yani eğer oturduğunuz yerden camı görebiliyorsanız. Aslında uçakların koltuk ve pencereleri birbirine hizalıydı.
Fakat kabine daha fazla insan sıkıştırabilmek ve bilet fiyatlarını ucuzlatabilmek adına birçok havayolu şirketi ekonomi sınıfındaki bu boşlukları azaltmaya karar verdi. Yani pencere kenarı olan koltuğunuz bazen duvar kenarı da olabilir. Bu konuda şikayetçi olmak istiyorsanız pilotlarla konuşabilirsiniz. Ama kokpit kapısının şifresini bilmeniz gerekiyor. İşin aslına bakarsanız eğer pilotlar izin vermezse kimse içeri giremez. Elinizde kodunuz olsa bile kapı yalnızca yaklaşık yarım dakika sonra açılır. Tabii bu sürede pilotlar bir tepki göstermez ve bir tuşa basarak girişinizi geçersiz kılmazlarsa. Ama bir şekilde içeri girebildiğinizi ve pilotların da orada olmadığını düşünün. Sıradan bir insan bir uçağı indirebilir mi? Tıpkı filmlerde olduğu gibi. Üzgünüm. Yüksek ihtimalle hayır. Yine de eğer modern bir uçaksa ve tüm sistemleri çalışıyorsa ve en azından güvertede bir uçuş görevlisi varsa, trafik kontrolöründen gelen talimatlar sayesinde uçağı indirebilirler. Bir dakika, otopilota ne oldu? Uçağı tek başına indiremez mi? Maalesef o da çıkmaz sokak. Dahası otopilot uçağı doğru düzgün uçuramaz bile. Çünkü aslında o süper gelişmiş bir GPS'tir ve sadece uçağın rotasıyla çevresindekileri hesaba katar. Uçağı havada tutar ama karmaşık hareketler pilotun sorumluluğundadır. Bundan dolayı otopilot sadece uçuş irtifası olan 36 bin feet civarında kontrolü eline alabilir. Uçaklar hava direncini azaltmak için çok yüksekten uçmak zorundadır. Çünkü bu sürtünmeyi artırır ve motorların verimliliğini azaltır. Fakat çok yüksekten de uçamaz. Çünkü sonunda yükseliş durur ve inmeye mecbur kalır. Kontrolden bahsetmişken pilotlar uçuş sırasındaki her şeyden sorumludur. İnanılmaz geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptirler. Yani uçakta hem yasa hem de uygulayıcısı olabilirler. Sorunlu yolcuları alıkoymak için kelepçeleri bile vardır. Yani kendinize dikkat edin. Pilotların ne tür sorumlulukları olduğunu anladığınıza göre bir Boeing 747 uçağının yaklaşık 6 milyon parçadan oluştuğunu da belirtelim. Bu tür karmaşık bir makineyi sadece birkaç tuş ve kumanda koluyla idare ettiğinizi düşünsenize. Pilotların kokpitte yerlerini almadan önce uzun süreli, zor ve kapsamlı bir eğitimden geçmelerine şaşmamalı. Oksijen maskeleri bile kabindekilerden farklıdır. Sıradan yolcu maskesinde yaklaşık 12-15 dakikalık oksijen bulunurken kokpittekiler 1-2 saatten fazla oksijene sahiptir. Çünkü sorumlulukları çok fazladır. Pilotlar ne pahasına olursa olsun uyanık kalarak güvertedekilerin hayatını kurtarmalıdır. Ve eğer küçük özel jetlerin büyük yolcu uçaklarından daha güvenli olduğunu düşünüyorsanız bunun da bir efsane olduğunu söyleyelim. İstatistiklere göre yolcu uçakları özel jetlerden 2 kat daha güvenli. Bunun en büyük sebebi ise onlara uygulanan kural ve düzenlemelerin daha az olmasıdır. Pilotların net takvimleri vardır ve eğitimli uzmanlardır. Özel jetlerse genellikle amatörler tarafından uçurulur. Amatörler konusuna gelirsek birçok kişi suya mecburi inişin karaya inmekten daha güvenli olduğunu söylüyor ama bu gerçek değil. Pilotlar bile suya iniş yapmaktan kaçındıklarını belirtiyor. Buna boşuna mecburi iniş demiyorlar. Su yapısı gereğince çarpışma anında karadan daha sert olacaktır ve sonrasında uçağın içi tamamen su dolacaktır. Mürettebatın herkesi güvenle çıkartması için oldukça hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bu inişler önünüzdeki masayı kapatmanızın ve koltuğunuzu dik duruma getirmenizin önemini gösteriyor. Sert bir çarpışma anında açık bir masa sizi yaralayabilir ve koltuğunuz eğikse başınız önünüzdeki koltuğa çarpmadan önce çok daha fazla yol kat ederek beyin sarsıntısına neden olabilir. Yani her şey güvenliğiniz için. Ama en azından denizin mavisinin tadını çıkarırsınız. Psikologlar mavi rengin insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğunu söylüyor. Ama eğer koltuklarınız kırmızı olsaydı endişelenir ve uçmaktan korkabilirdiniz. Ve son olarak en önemli soru, biniş kartınızdaki gizemli sayılar ne anlama geliyor? Adınız, kapı ve uçuş numarası tamam, bunları biliyoruz. Bir de 6 harfli yolcu ismi referans kısmı ya da kayıt bilgisi var. Bu sizin için rastgele oluşturulmuştur ve yetkililerin bilgilerinize ulaşmasını sağlar. Ayrıca bir de yolcu sınıfınızı belirten harfler vardır. A veya F birinci, Y ekonomi ve Q da indirimli ekonomi yolculuğunu gösterir. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.